Günaydın abi. Günaydın teyzem kızı. Rahat uyudun mu dün gece? Sağ ol abi. Özlem, bir çay dök. Baş ağrısıyla uyandım. Daha çok başın ağrır senin ana. Vay aslanıma bak benim koçum. Gel. Amca. Hoş geldin oğlum. Oo, evin prensi de gelmiş. Nerede bunlar? Babaannenin merhameti tuttu. Yukarıdaki odaya yerleştiler. Baran. Nereye oğlum? Gel kahvaltıya otur. Recep abi de yaptın mı? Baran. 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 Hele dur bakayım. Ya oğlum beni niye peşinden koşturdun? Ben senin kadar genç miyim ya? Ne diyeceksin amca? Nasılsın bakalım? Nasıl olayım onlar buradayken? Hayır, neden anam babamın evde olduğunu saklıyoruz ki? Baran, koçum. Amca, belki bilse o kadın da burada kalmak istemez. Çekip gider. Oğlum, sen daha çok toysun, kadınları tanımayın. Kadın kısmı kıskançtır, rekabet sever. Ebru karısı anneni öğrense, inadına gitmez burada kalır. Öyle mi diyorsun? Evet. Sakın bir hata yapıp da ağzından kaçırayım deme. Biz niye gizliyik sanayım? Bunun için. Akıllı ol oğlum. Boşuna konuşur muyum ben? Haydi bakalım. Üstünü değiştir de aşağıya kahvaltıya in. Sonra da fabrikaya gidelim. Ben okula gideyim amca. İyi. Git bakalım. Ne oldu koluna? Bir şey yok, düştüm sadece. Kim yaptı bunu? Ada doğru söyle bana. Antep'te bir şey mi geldi başına? Ben onu aratmam. Evlat! Hemen polisi arayacağım. Kendi al yaptı. Ne? Yani Antep'te bulunca. Ya anne dur bir dakika. Asma yüzünü teyzem kızı. Sana hiç yakışmıyor. Ah şöyle. Senin yüzünü güldüreceğim yakında. Güven bana sen. Maşallah. Allah muhabbetinizi bozmasın. Ne diyorsun kız sen? Ne diyeceğim ağam? İnsan imreniyor tabii. Sana karı değil de teyze kız olmak varmış. Saçma sapan konuşma kız. Bana bak. Bir daha kızıma dokunmayacaksın. Kime diyorsun sen ya? Sana diyorum elbette. Sen kafayı mı yedin ya sabah sabah? Tövbe tövbe. Adanın her yeri mosmor olmuş. Ne yaptın kızıma? Kendal ne diyor bu? Ne bileyim ana, kabus görmüş herhal. Bana bak. Kızın kaçar benden bilirsin, ayağı sürçer benden bilirsin. Yetti be. Ya anne, ben otobüsten inmek istemedim. Direnirken oldu. Al işte. Niye bana söylemedin? E tam anlatıyordum, dinlemedin ki. Fırladın hemen. Kardeşimin ömrünü yedin. Beni de delirt tam olsun. Affedersin. Canın cehenneme sabah sabah. Anne hadi gidelim buradan. Kızım, sen çık yukarı. Gelin oğlum, sen de gel benle hele. Vallahi Kendal abim bu kadına çok bile dayanıyor. İki karısından da düşkün Kendal abisine. Hadi hayırlısı. O ne biçim laf? Tövbe tövbe. Ne manaya geliği ettiğin laf farkında mısın?
Koldan tutmayla insanın her yeri morarır mı? Kendal onun amcası. Ben öyle bir şey kastetmek istemedim. Aklımın ucundan bile geçmedi. O zaman ettiğin laflara dikkat edeceksin gelin hanım. Sen ki İstanbul'larda yaşamışsın, yol yordamı herkeslerden daha iyi bilmen lazım. Özür dilerim. Beni yanlış anladıysanız kusura bakmayın ama adıyı bir anda öyle görünce deliye döndüm. Derdim seni utandırmak değil, olan olmuş. Şurada ağız tadıyla huzur içinde bir duralım. Benim de tek isteğim bu. Vallahi siz bilmiyorum da ben Ebru yengelere çok acıyorum ha. Ne istiyorsunuz? Narin'den korkuyorsunuz. Ne kadınmış be. Nasıl konuşuyorsun sen öyle? O senin yengese ben de senin yengenim. En az onun kadar saygı göstermen lazım bana da. Saygı hak edilir. Öyle mi? Ne etti de hak etti saygıyı Narin Hanım ha? Bak şu kadına. Abinin resmi nikahlı karısı. Üstelik ilk geliniz. Kadını evin hizmetçisine çevirmişsiniz. Bir de atmışsınız aşağıya. Odası kilerden hallice. Ayıp oluyor Özlem yenge. Asıl sizin yaptığınız ayıp kız. Ya Ebru yenge ha? O çok sevdiğin ardından ağıtlar döktüğün abinin nikahlı karısı. Ve herkes bilir ki Murat abi bir tek onu sevdi. Kadının burada gördüğü muameleye bak. Söyle çocuklara kahvaltıya insinler. Biz sizi hiç rahatsız etmeyelim. Zaten dünkü tartışmadan sonra aşağı ineceklerini hiç sanmıyorum. O zaman börek yesinler. Ac acına durulmaz. Beni dinlersen çocuk kısmının yuları ananın elinde olmalı. Sonra çok dizini döversin. Bu konuda sizinle aynı fikirde değilim. Ben çocuklarımla arkadaş olmaktan gayet memnunum. Onların arkadaşa değil, dağ gibi bir anaya ihtiyaçları var. Hele de babalarını kaybetmişken. Siz ancak güçlü kuvvetli kim var onun yanında durursunuz zaten. Yeter yenge. Özlem sus. İşin gücünü ortalığı karıştırmak. Siz bana laf edeceğinize elinizi vicdanınıza koyun da öyle konuşun. Ha, buyursaydın yenge. Yok sağ ol. Ne oldu ara ne konuştunuz? Elli körlü konuştuk. Sana ne?